Evet, Esenyurt AVM'nin önündeyiz. Bugün Esenyurt halkına sorduk. Yeni belediye başkanından beklentileriniz neler dedik. Değişik cevaplar aldık. Ve Esenyurt halkına soruyoruz. Yeni belediye başkanından, Kemal Deniz Bozkurt'tan neler bekliyorsunuz? Merhaba, sizi tanıyabilir miyiz? Merhaba, Cafer Karakoç. Emkar Rentegar'ın sahibiyim. Kemal Deniz Bozkurt'tan çok umutluyuz. Esenyurt'un evladı olarak çok büyük beklentilerimiz var. Çok güzel olacağını düşünüyoruz. Buradan da Sayın İmamoğlu'na da desteğimiz tam olduğunu belirtmek istiyorum. Her şey çok güzel olacağına inanıyoruz. Saygılarımla. Yeni belediye başkanından beklentilerimizi alabilir miyiz? Yeni belediye başkanımıza daha makamında hayırlı olsuna gidemedik. Kendisi biraz yoğundu. Bu yoğunluğu atlattıktan sonra kendisine hayırlı olsuna gideceğiz. Desteğimiz aynı şekilde devam ediyor. Kendisi de bizzat hemşerimiz, Karslıdır. Biz de Karslıyız bu arada. Yıllardır Esenyurt'ta ikametgah ediyoruz. Her şeyin güzel olacağını kanaat getirip yolunda devam etmeye, bütün çabalarımızla devam etmekteyiz. İmamoğlu'na da desteğimiz tam bir şekilde sürdürmekte. Değişim gerekliyordu. İyi bir değişim olduğuna inanıyoruz. Tabii belediye başkanının ne kadar görev alacağı o da önemli. Elindeki fırsatlar ne kadar, ne değerlendirebilir, ekonomik durum neyi gösteriyor belediyenin. Tabii her şey bununla ölçülendirilebilir. Ama halk genel olarak şu anda bir ulaşım sıkıntısı olduğu çok net. İkincisi uyuşturucunun kol gezdiği bir Esenyurt şu anda. Çok büyük bir yoğunluk var, kalabalık. Bunun için spor alanları, özellikle aktif olması gereken yerler, çocuk kreşleri çok gerekli. Anne baba şu andaki şartlar üzerinde çalışmak zorunda. Çocuk doğal olarak evde kalıyor. İnternet üzerinde farklı oyunlar oynayarak kendi geliştirme konusunda eksi olarak görünüyor. Çünkü genelde oyun olarak oynanıyor. Vallahi hizmet bekliyoruz yani. Şimdi dediğim sana aşağı yukarı 2 ay oldu. Önceden çimenlerimiz buradan 2 oluyordu. Parkta mesela kesiliyordu. Hizmet vardı yani. Ya bu sene dediğim sana hiçbir şey yok. Yani ne bileyim hani bir çimenler dediğim sana şey oldu mesela dediğim sana. Bu çocuklar giriyor. İçinde dediğim sana ne bileyim hani yılan olabilir. Yani her çeşit hayvan olabilir yani. Yani hizmet bekliyoruz yani. Bir faaliyet yok. Ama önceden diyeyim sana yani ufak tefek yani noksanlar vardı ama hizmet vardı yani. Şimdi onu da göremiyoruz. Yani diyeceğim bu yani yetkililere diyeyim sana ne bileyim hani hizmet. Buradan. Beklentilerimiz tabii ki de çok. Çok çok çok. Yeşil alanlarımız katledildi. Her taraf beton yığını oldu. Nefes alamıyoruz. İnsanlar hep berbat bir şeyde ortamda kaldık. Birbirlerine insanlar düşman gibi bakıyorlar. Birleştirici olmasını istiyoruz. Barıştırıcı olmasını istiyoruz. Kemal Deniz Bozkurt'tan beklentilerimiz şudur. Mazlumlara sahip çıkması. Biz mazlum halkız. Gerçekten kendi ülkemizde mazlumlaştırıldık. Kendi içimizde mazlumlaştırıldık. Şimdi Esenyurt'ta yol üst geçit sorunu var. Esenyurt'ta araba sorunu gerçekten var. Şimdi bu saatli gelip giden arabalar var. Bu halk otobüsleri. Yani ben 4 ay önce arabamı sattım. Birkaç sefer bindim. İyi ki de binmişim. Şöyle söylüyorum. Yani Allah korusun can güvenliğiniz yok. Yani o saatli işte bir şey söylediği zaman da saatli geliyoruz kardeşim. Yetişmek zorundayım. Yani bunlar çok önemli. Bu belediye yani onlar önemli. Bunlara el atması lazım.